değerli konuklarımız. Öncelikle hoş geldiniz. Bu güzel bahar gününde, güneşli bir günde değerli vaktinizi ayırıp geldiğiniz için öncelikle teşekkür ederim. Öncelikle kendimden bahsetmek istiyorum. Ben Doktor Mehmet Serkan Yavşen. 1976 yılında Gaziantep'te doğdum. İlk orta lise eğitimini Gaziantep Üniversitesi'nde bitirdikten sonra Hacettepe İngiliz Ayı Tıp Fakültesi'nden mezun olup 1999 yılında yine aynı yılda İktisasıma İzmir Kötücük Hastanesi'nde başladım. İktisasımı takiben 2004 yılında Eskişehir'de özellikle bir sene çalıştıktan sonra 2005 yılında itibaren Gaziantep'te çalışmaktayım. Mayıs 2010'dan itibaren de Özel Sağlık Konukolu Hastanesi'nde çalışmaya devam etmekteyim. Bugünkü konferansımızın konusu bölgemizde bu coğrafyada çok yaygın olan şeker hastalığı yani diyabetin gözle ilgili bulguları hakkında bilgi vermek istiyorum. Slaytları değiştirebilmek için oturmak zorundayım. Kusura bakmayın. Şeker hastalığı biliyorsunuz bu coğrafyada oldukça yaygın. Özellikle hareketsiz yaşam tarzı, yemeklerin fazla tüketilmesi, genetik faktörler, bir takım faktörlerden dolayı Gaziantep bölgesinde çok fazla miktarda şeker hastalığı görüyoruz. Şeker hastalığı birçok organda hasara neden olabilmekte. Ben bugün şeker hastalığının gözdeki etkileriyle ilgili bilgiler vermek istiyorum. Özellikle de gözün gören tabakası, retina dediğimiz gözün gören tabakasında olan hasarlar hakkında bilgi vermek istiyorum. Diyabetik retinopati deniyor. Şeker hastalığının retinada yaptığı hasarlara. Tanımından bahsetmek istiyorum. Çok fazla teknik detaya girmeden daha sade bir dille anlatmak istiyorum. Ancak yine de bir takım tıbbi terimler olacak mecburen. Daha sonra hepsini tek tek yanıtlamaya çalışacağım. Diyabetus mellitus nedeniyle retina küçük kan damarlarında meydana gelen tüm anomalliklerin ismi diyabetik retinopatidir. Damar duvarlarının incelmesi, damarlardan sızması ve yeni anormal ve derneksiz yeni damarların oluşmasını içeriyor. Diyabetik retinopati, 20-74 yaş arasında körlüğün önde gelen nedenlerinden. Ülkemizde çok net çalışmalar yok ama Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kanuni yani legal körlüklerin 12 bin ile 24 bin arasından sorumlu senedir. Ve en önemlisi ağır görme kayıtlarının birçoğu erken ve doğru tedaviyle önlenebilir. Yani önlenebilir bir körlükleri var. Risk faktörlerinden bahsetmek istiyorum. Diyabet hastalarının süresi en önemli risk faktörü. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki 10 yıllık diyabetiklerde diyabetik retinopati insidansı yani tip 2 diyabetlerde %50. 30 yıllık diyabetlerde ise diyabetik retinopati insidansı %80'e kadar çıkmakta. En önemlisi buradaki kan şeker seviyesinin kontrolü. Diyabetik retinopati yani gözün arkasındaki kanama olma ihtimalini geciktiriyor, önlüyor ya da hasar olmasına hasarın ilerleyişini yavaşlatıyor. Dikkat edilmesi gereken bir husus, hamilelik, yüksek tansiyon, böbrek hastalığı, kansızlık yani anemi, arka taraftaki kanamaların ilerleyişini hızlandırıyor. Burada en önemlisi yüksek tansiyon. Toplumda yüksek tansiyon da çok çok fazla görüldüğü için özellikle şeker hastalığıyla beraber yüksek tansiyon da varsa diyabetik retinopati dolayısıyla görme azalması görmek daha da fazlalaşıyor. Diyabetik retinopati, daha doğrusu diyabet, şeker hastalığı kabaca iki tipe ayrılabilir. Tip 1 diyabet, genç yaşta hastalarda görülen tamamen insülin yokluğuyla karakterize olan bir durum. Tarama kriterlerimiz var bunun için. Birinci tip diyabet olanlar, yani genç yaşta diyabet gözükenler, çocukluk, erişkinlik. Beşisi takiben 5. yıldan itibaren senlik kontroller tavsiye ediyor. Adolesan yani ergenlik öncesinde şeker hastalığında bağlı kanama, yani diyabetik retinopati neredeyse asla gözükmüyor. Ama yine de taramaya teşhis halinde başlamak uygundur. Daha sık görülen tip 2 diyabet, yani göreceli insülin eksikliği. İnsülin var ancak ya hücreler insülini kullanamıyor ya da insülin direnci var.
yani toplumumuzdan sıkıyorlar diyabet çekmek. Teşhis sonrası birkaç ayda ilk kit olarak günlük muayene başlanıyor. Tip 2 diyabetler genelde teşhissiz bir süre geçirdikleri için, hastalığın başlangıcıyla teşhis arasında bir süre olduğu için %20'sinde bu hastaları teşhis anında diyabetik retinopati mevcut. Retinopati, yani gözün arkasındaki kanamalar dolgu vermeyebileceğinden göz bebeğini büyüterek yapılan muayene çok önemli hayatı belirleme bahis. Tüm tedaviler eğer erken ya da zamanında uygulanırsa çok daha fazla işe yaramakta. Klinik sınıflandırmadan bahsetmek istiyorum. Çok fazla teknik detaya girmek istemiyorum ama kabaca iki türü ayrılabilir. Birincisi non-proliferatif, yani yeni damarların oluşmadığı retinopati, diyabetik retinopati. Bunlar background diyabetik retinopati de denilebiliyor. İkincisi ise maalesef çok daha ileri bir düzey olan proliferatif, yeni damarların oluştuğu ve görme kaybının çok daha yüksek olduğu diyabetik retinopati şeklinde. Bunda ek olarak neovaskülarizasyon, yeni damarlanmalar, yumak şeklinde yeni damarlar oluşuyor. Non-proliferatif diyabetik retinopati. Mikro anevrizma. Anevrizma bildiğiniz gibi bir damar sisteminin baloncuklaşması olarak çok kabaca tabir edilebilir. Non-proliferatif diyabetik retinopati temel doğrusu. Kan şekeri yüksek olunca, kan şekeri bu yüksek şeker bazı proteinlere bağlanıyor. Bu proteinler de damarların kenarındaki hücrelerde birikiyor. Bunlara glikanizasyon son ürünleri veriliyor. Damarlara destek olan hücreler de kayıplara neden oluyor. Yüksek kan şeker seviyeleri glikanizasyon son ürünlerin oluşmasına ve kümelenmesine neden oluyor. Mikroanevrizmalar hipertermal, yani normalden çok daha fazla geçirgen oluyor. Ve retinanın gözün içindeki tabakada iç kan retina bariyerinin kaybına neden oluyor. Kandan dışarıya doğru, retinanın içine doğru plazma, yani serum, yağ elemanları ve kanın dışarıya doğru çıkmasına neden oluyor. Yani şöyle bahsedeyim. Kan damarları dolaşımdan kan protein ve sıvı sızıntısına engel olacak şekilde sızdırmaz olmalıdır normalde. Yüksek kan şeker seviyeleri kan damar duvarlarını hasarlayarak onların bu sızdırmazlık özelliğini bozmakta. Mikroanevrizmalar kan damar duvarlarındaki küçük sızdıran baloncuklaşmalardır. Böylece kan dolaşımından retinaya kan protein ve yağ geçişine neden olmakta. Maküler ekstansiyondan bahsetmek istiyorum. Maküler görmenizin %90'ından sorumlu olan ince detaylı görmemizi, yani baktığımız yerdeki ayrıntıları seçmemizi, renkli görmemizi sağlayan toplu iğne başı büyüklüğünde çok önemli bir nokta. Maalesef diyabetik retinopatide bu çok hassas nokta da etkilenebilmekte. Maküler ekstansiyon, mikroanevrizmalardan olan sızıntı, maküler ödeme neden olabilmekte. Ödem bir yerde olması gerektiğinden daha fazla sıvı olması anlamına geliyor. Çünkü az önce de bahsetmiştim. Damarlar baloncuklaşıyor, baloncuklaştıktan sonra çok daha fazla sıvı sızdırmaya başlıyor ve ödeme neden oluyor. Kan ekstansiyonu olursa yüzeyde alev şeklinde sınır lif tabaka kanaması. Eğer derin olursa da noktasal kanama şeklinde oluyor. Birazdan bunların hepsinin fotoğraflarını göstereceğim. Yani tekrar özetleyecek olursak, kan damar duvarları zayıflar ve sızdırır hale geliyor. Kan sızarsa retinal hemoroji, sıvı sızarsa maküler ödem, yani ortadaki noktasal retinal şişmesi, protein ve yağ sızarsa da ekstrasyonlar görülüyor. Özellikle maküler ödem daha fazla olmak üzere bu üç durumda görmede azalmaya neden oluyor. Evet, burada şu normal optik disktir. Burası maküler. Normal kan damarlarımız atar damar ve toplar damar gözükmekte. Bakın burada normalde olmayan noktasal kanamalar gözüküyor. Hep bunlar kanamalar olarak karşımıza çıkıyor.
Şu beyaz beyaz gördüğümüz şeyler de lipid birikimleri. Artık bu baloncuk dışkılaşmalardan sızdırma olarak buradan dışarıya doğru lipid sızıyor. Ve burada beyaz beyaz mikroproteinler gözükmekte. Bunlar hücreler ve yolun kanamalar. Yine bu sırada bakın burası optik disk. Şu kısım maküme görmemizden sorumlu olan o küçücük nokta. Görmemizin %95'inden sorumlu olan nokta. Şuradaki şu kanamalar. Bakın çevresinden sızdırmış yağ sızıntıları var. Yine burada şu kanamanın çevresinde bakın sızıntılar gözüküyor. Çevresinden küçük küçük kanamalar gözüküyor. Yine burada başka bir sızıntı, makülanın tamamen sızıntılarla kapandığını görüyoruz. Böyle bir makülada görme ciddi şekilde düşmüşlük olarak karşımıza geliyor. Yani burada şeker hastalığı aslında erken evrede olmasına rağmen makine dediğimiz görme noktası tutulduğu için görme erken evrede de olsa anormal bir şekilde düşmüş olarak karşımıza geliyor. Bir de iskemiden bahsetmek istiyorum. İskemi kelime anlamı olarak oksijen açığı anlamına geliyor. Kapillerler yani kılcalları bazal membranları yani temel membranları kanlaşıyor. Endotel iç kısmını örten hücreler hasarlanıyor. Daha fazla yani seriler artmaya başlıyor hasar sonucunda. Oksijenlerin oksijen transportunda, oksijen taşımasında azalma meydana geliyor. Daha sonra trombosit, yani normalde kanama olduğunda kanamayı durduran küçük küçük hücreler kümelenme ve çökmesine neden oluyor. Tromboz ve pırıltı oluşuyor. Trombozla iskemi yani oksijen açıcılığının damar içine küçük pırıltılaşmalar olduğu için iskeminin açışına neden oluyor. Maküler ekspansiyon meydan ve iskemi ilerleyici görme kaybına neden oluyor. Yani tekrar daha anlaşılabilir bahsetmek gerekirse iskemi yetersiz oksijen anlamına geliyor. En önemli nedeni damarlardaki damar çapının daralması, değişik nedenlerden dolayı oksijen taşıma yeteneğinin azalması. Kan damarlarının iç kısmı kendilerini tamir etmeye çalışıyor. Kan damarlarının iç duvarı gittikçe kalınlaşıyor. Kan damar iç boşluğu, yani bundan dediğimiz kanın akabildiği boşluğu gittikçe küçülüyor. Dolayısıyla retinaya daha az kan ve oksijen gidiyor. Hasarlı damarlar boyunca kan fırtınaları oluşarak daha fazla iskemiye yol açıyor. Daha önce de bahsetmiştim sızıntı, şişme ve şu anda söylediğim gibi iskemi azalmış görmeye neden oluyor. İskemi sonucunda bakın şöyle pamuk şeklinde şu kısımlarda pamuk şeklinde atılmış pamuk şeklinde cutting wall stroke dediğimiz bunlar ne? Sebebi tabakasının enfarktüstür. Aynı kalp krizinde olduğu gibi kalp enfarktüsü gibi oksijen alamayan sinirli tabakalarında hayatiyet kaybı oluyor. Bunlar da atılmış pamuk şeklindeki ekstrasyonlar şurada da gözüküyor. Bunlar hep iskemli, yani yetersiz oksijenlenmenin belirtileri. Biraz teşhisten bahsetmek istiyorum. FKR dediğimiz fundus floresan anjiyografi dediğimiz bir teknik vardır. Retinal dolaşım fundus floresan anjiyografi ile değerlendirilebiliyor. Damardan toksik olmayan yani vücut için herhangi bir zararı olmayan vejetal organiye koyar veriyor. Daha sonra bu verdiğimiz boya fundus floresan içerir. Kalbe gittikten sonra ana dolaşıma çıkıyor. Ana dolaşımdan da retinaya doğru ilerleyerek damarların yapısı hakkında bize bilgi veriyor. Karaciğer ve böbrek hastalığı FKR çekilmesine bilgiler değildir. Şöyle çekilmiş bir FKR'dan göstermek istiyorum. Bakın şunlar atar damarlar. Bunlar toplar damarlar. FKR'da sızdıran yer var. Baloncuklaşmalar olduğu gibi gözüküyor. Bakın burada şu kısımlar hep bunlar mikroanalizmalar. Ve burada ek olarak mikroanalizmalardan sızdırma gözüküyor. Dışarıya doğru floresan yani o beyaz işaretli boyu dışarıya doğru çıkıyor.
zaten yine burada mikro aneurizmalar, balon çıplaşmaları çevresinde sızıntı olanları gözüküyor. Yine şurada. Burada sızdır ya, mikro balon çıplaşmalar var ama henüz sızdırmıyor. Ama şuradakiler ciddi şekilde sızdırıyor. Bakın yine burada yine bir mörder görüntüsü. Geç dönemlerde oldukça ciddi sızdırmalar gözüküyor. Şu kısımlarda, bu kısımlarda. Bakın belki buradakiler çok fazla sızdırmıyor ama maküle dediğimiz görmemizi sağlayan o %95'in, görmenin %95'inden sorumlu olan noktada ciddi şekilde hasar gözüküyor. Çünkü çevresi çepeçevre sarılmış durumda. Ayrıca yeni bir tepki daha var. Maküler ödemle retina kanalı OCT dediğimiz optikal kohorens tomografi dediğimiz bir yöntem ile de değerlendirilebilir. OCT retina kesiksel görünümde açığa çıkarmakta. Yine bu da kolayla gelişimsel olmayan bir işlem. Ödem tedavisinin etkinliğini takibinde oldukça faydalı. Normalde şurası maküler, şu çukur kısım. Bu normal bir maküme, herhangi bir şeker hastalığı olmayan. Ancak sızdırmalar ve birikimler olunca bakın bu şekilde şurada sıvı birikimler gözüküyor. Yine burada sıvı birikimleri gözükmekte. Ve başarılı bir tedavi sonrasında sıvının oldukça azalmış olduğu ve tekrar makümenin o eski çukurluğunu aldığı görülmekte. Diyabetin kontrolünde nelere dikkat etmek gerekir? Sistemik faktörlerin kontrolünden bahsetmek istiyorum. Maküler ekstansiyon, ödem ve iskemik riski, kötü kan glukoz seviye kontrolüyle, kan basıncıyla, lipid seviyeyle, triglisserit ve kolesterolle, anemiyle böbrek hastalığı, yani böbrek hastalığıyla artıyor. Ben hastalığına çok anlaşılabilir olması için şöyle çok basit bir örnek veriyorum. Normal bir evin su tesisatını düşünelim. Normalde içinden su akması gerekirken şeker hastalığındaki yüksek kan şeker seviyelerini asite benzetiyorum. Normalde borulardan su akması gerekirken asitle bu boruların iç çevreleri hasarlanıyor. Üzerine ek olarak bir de yüksek tansiyon olunca basınç altında daha fazla hasar oluyor ve sızdırmalara başlıyor. Çok anlaşılabilir olması için. Bakın kan şeker seviyesinin düşürülmesi, kan basıncının kontrolü, böbrek hastalığının kontrolü, anemin kontrolü, yani kansızlığın kontrolü, şeker hastalığı, diyabetik retinopati riskini azaltıyor. Birkaç tane bilimsel olması açısından birkaç tane çalışmadan bahsetmek istiyorum. Bunların sonuçları hep tedavimize ışık tutuyor. Çok kısa bir işlem bunları. BCCT çalışması. Yoğun insülin tedavisi tip 1 diyabetiklerde diyabetik retinopati yani şeker hastalığına bağlı kanamaları açığa çıkmasını geciktiriyor. Ayrıca ilerleyişi de yavaşlatıyor. Yoğun insülin tedavisi diyabetiklerde diyabetik retinopati riskini yaklaşık %76 azalttığı gösterilmiş. Ayrıca retinopatisi mevcut olanlarda ilerlemeyi yaklaşık %54 oranında azaltmış. Ve ağır olan proliferatif ya da en ileri düzeyde yani proliferatif diyabetik retinopati oluşumunda %47 azaltmış. Bütün bunlar bize tedavi hakkında hep bilgiler yol gösterici çalışmalar. O yüzden çok kısaca anlatmak istiyorum. Yine İngiltere'de United Kingdom Prospective Diabetic Study tip 2 şeker hastalığıyla ilgili bir çalışma. İyileştirilmiş kan glukoz seviye kontrolü mikrovasküler komplikasyon oluşumunu %25 azaltmakta. İyi kan şeker kontrolü. Ayrıca hemoglobin ABC dediğimiz 3 aylık kan şekerini üreten bir parametre vardır. 1 puanın düşüş mikrovasküler komplikasyon oluşum riskini %35 azaltmakta. Bildiğiniz gibi 3 aylık ortalama kan şekerini gösteriyor hemoglobin ABC. Şeker hastalığı kontrolünde çok önemli bir parametre. Wisconsin çalışması var. Bu da diyabetiklerde kan basınç kontrolü ile ilgili bir çalışma. Diyabetik retinopati sıkı kan basınç kontrolü yapılanlarda daha yavaş ilerlediği kesin bir çalışmayla gösterilmiş. Avrupa Birliği'nden Euro Diyabetik çalışması. Ayrıca inhibitör grubu
yüksek tansiyon ilaçları, yani bir çeşit yüksek tansiyon ilaçları, şeker hastalığında bağlı retinopati ilerleyişi 2 yılda %50 oranında azalmış. Sert eksüasyonlar ve vücudiyeti, insülin tedavisi altındaki hastalarda özellikle yüksek sarı kolesterol seviyesi olanlarda daha sıklıkla da, az önce bahsetmiştim, kandaki kolesterol triglycerideleri ile ilgili bir çalışmadan olarak karşımıza çıkıyor. Yine NTDRS çalışması, total kolesterol ve LDL seviyesi ile ilgili bir çalışma. Retinal sert oksidasyonlar, hipoverdiği kitlosa neden olarak görme kaybına neden oluyor. Bunlar da yüksek kolesterol ve yüksek LDL seviyeleri ile ilgili olduğu gösterilmiş. Bu çalışmalardan sonra diyabette göz doktorunun tedavilerinden bahsetmek istiyorum. Sistemik tedavilerden az önce bahsetmiştim. En önemlisi kan şeker seviyesinin kontrolü. İkinci olarak yüksek tansiyonun, kronik hastalarının kan yağ seviyeleri kontrolleri olduğunu belirtmiştim. Göz doktorunun neler yapması gerekiyor? Lokal tedaviler var. En önemli tedaviler lazer tedavileri. Göz içine ya da çevresine steroid uygulanması, kortizon uygulanması, cerrahi tedavi ve yine son yıllarda oldukça umut vadeler ve oldukça başarılı olduğu gösterilen bir takım göz içine ilaç uygulamaları, Altuzan, Avastin, Lucentis gibi bir takım ilaç uygulamaları. Kısa durumlardan bahsetmek istiyorum. Lazer tedavisi. Lazer tedavisi klinik pratiğimizde oldukça sık uygulanan bir tedavi. Klinik anlamda ödemeyin, lokal lazer tedavisi 3 yıllık bir süreç zarfında orta dereceli görme kaybını %60'dan %28'e düşürmekte. Bir tedavi uygularken bilimsel olması çok çok önemli. Bütün bu bilimsel çalışmalar tedavilerimize bize yol gösteriyor. Lazer yanıkları mikroanerizmalar ve sızıntı alanlarını sarmak ve kapatmak için kullanılıyor. Bakın burada lazer yanıkları gözüküyor küçük kompresal şekilde. Daha sonra sızıntılar gittikçe zaman içinde azalıyor. Bilimsel olmak adına her tedavinin avantajları ve dezavantajlarından bahsetmek gerekir. Avantajlar, ödem ve şişmeyi azaltmakta lazerin oldukça etkin olduğu gösterilmiş kesin olarak. Proklinik şartlarında çok rahatlıkla ve kolaylıkla uygulanabiliyor. Non-invasif yani girişimsel bir işlem değil. Çok az ağrı ya da rahatsızlığa neden oluyor ya da çok kısa süreli bir rahatsızlığa neden oluyor. Bilimsel olmak adına dezavantajlarına da bahsetmek gerekir. Her lazer spotu bir skar oluşturur. Skar, yani her lazer bir yanık yapacaktır retinada. Bunun bir iyileşmesidir. İyileşme sırasında skar dediğimiz bir doku oluşur. Lazer ve skarları tedavi sırasında görmeyi azaltabiliyor. Yani lazer yaptığınız yerdeki retina artık işlevsiz bir retina haline geldiği için sadece yaptığınız yerde çok az bir görme azalması. Santralde değilse çok belirli değil ama görmeyi azaltabiliyor. Yine lokal tedavilerden steroid kortizon enjeksiyonundan bahsetmek istiyorum. Steroid enjeksiyonlarının makine ödemini azalttığı gösterilmiş. Bu temel mekanizma kan retina bariyerine stabilizasyon, yani kan damarlarının daha az sızdırır hale getirmek. Trenbolon dediğimiz kenalın ya göz çevresine ya da göz içine ameliyatlarda uygulanması şeklinde olabiliyor. Göz içine yapılan uygulamalar çok daha etkili. Yine bilimsel olmak adına avantaj ve dezavantajlardan bahsetmek gerekir. Avantajları herhangi bir yanık olmadığı için lazer skarı oluşturmuyor. Ödemde dramatik bir azalma, yani hızlı bir azalma ve görmede dramatik bir iyileşme sağlayabiliyor. Çok geniş ödem sandalini iyileştirme için ideal bir tedavi. Ancak iyi bir uygulama için ameliyathane koşulları gerekiyor. Dezavantajları invasif yani girişimsel ameliyathane ve dokunun bütünlüğünü bozarak uygulanması gerekiyor. Yani göz uygulamak için iğne yapılması gerekiyor. %10 oranında göz basıncında artış riski oluşturuyor. Nadiren kontrol için, bunu kontrol için cerrahi gerekiyor.
2000'de bir oranında her 2000 enjeksiyondan bir anda enfeksiyon riski var maalesef. Madem konucuda kaldılar, neden olabiliyor? İyilik hali geçici olabiliyor. Tekrarlayan enjeksiyonlar gerekebiliyor bu yüzden. Klinik yaklaşım olarak küçük adam sağlarını tedavi için lazer yeterli oluyor. Ancak büyük adam sağları için steroid enjeksiyonu daha uygun. Lazer ve steroid enjeksiyonları tedaviden birlikte kullanmak daha mantıklı bir yaklaşım. Tabii ki hastanın tercihi, bilinci, tedavi seçiminde oldukça önemlidir. Bir de cerrahiden bahsetmek istiyorum. Porcelain enjektör dediğimiz gözün iç kısmının temizlenmesi ameliyatı. Maküler ödem ve sıkı vitreoz temizliği için kullanılabiliyor. Çok fazla detaya girmek istemiyorum. Tekrar şey yapacağım. Vitrektomi, iç limiten membran soyulması, steroid enjeksiyonu, ödem azalması ve gövde kalite artışına katkıda bulunabiliyor. Yine dezavantajları, invaziftir, ameliyattır, ameliyatan şartları ve ileri ekipman gerektiriyor. Yine enfeksiyon riski. Ayrıca her 400-500 olduğuna retinal yatık ve körlük riski var maalesef ve katarak oluşumu da hızlandırabiliyor. Şimdi non-proliferatif yani daha başlangıç düzeydeki retinopatiyi anlattıktan sonra proliferatif yani ileri düzeydeki retinopatiden bahsetmek istiyorum. Az önce hatırlarsanız iskemiden bahsetmiştim. İskemi oksijen açlığı anlamına geliyordu. Vücutta herhangi bir dokuda oksijen açlığı olursa bu doku kendisine yeni kan damarları oluşturmak isteyecektir ve bunun için de bir takım faktörler sağlayacaktır. Buradaki en önemli faktör vasküler endotel büyüme faktörü ve VEGF adını verdiğimiz bir özel bir maddedir. Yeni damarlar oluşmasına tetikler. Yeni damarlar ya optik disk üzerinde ya da retinada başka bir yerde olur. NVD ya da NVE olarak adlandırıyoruz. Retina üzerinden oluşarak vitre kortekse doğru yani gözün içine doğru ilerliyor. Peki bu yeni damarların ne gibi zararı var? Neovasküler damarlar net olarak oksijeni aç olan dokunun tekrar oksijenlenmesini sağlamıyor. Yani tekrar orada bir hayatiyet oluşturmuyor. Çok daha kırılgan yapıda olup normal vitre hareketleri ya da yaşla beraber olan vitre büzüşmesine çok kolaylıkla kanıyorlar. Oluşan bu kanama ya göz içine ya da retina ile vitre arasındaki boşlukta oluşuyor. Yani retina iskemiktir, oksijeni açtır. Çünkü daha önce belirttiğim gibi damarlar hasarlı ve yeterince oksijen taşıyamamaktadır. Retina kendisine daha fazla oluşan sağlamaya yönelik yeni damarlar oluşturabilmek için bu VEGF faktörleri oluşturuyor. Yeni damarlar oluşmaya başlıyor. Bunlar nevrovaskülerizasyon olarak adlandırılıyor. Yeni kan damarları anormaldir ve anormal yerlerde gelişiyor. Vitreye doğru ilerliyor, kırılgandır ve kolaylıkla normal göz hareketleriyle bile ya da hafif bir tansiyon yüksekliğiyle bile çok kolaylıkla kanayıp ciddi görme kayıplarına yol açabilir. Ayrıca glokoma da yani göz tansiyonu yüksekliğine neden olabiliyor. Gözün drenaj sisteminde eğer oluşursa bu yeni damarlar drenajın durması sonucu göz içi basınca da çok ciddi açıklara ve çok ciddi ağrılı bir göze neden olabiliyor. Bakın şurada yeni damar bir yumak şeklinde damarlar gözüküyor. Normalde olmaması gereken yine şurada şu kısımda yepyeni damar yumakları gözüküyor. Şunlar daha önceki sinirlerden belki hatırlarsanız iskemden belirtileri atılmış pamuk şeklinde direkt olarak oksijen açısından belirtileriydi. Bakın burada artık yeni damarlar oluşmuş. Yine şu kısımda bir yumak şeklinde yeni damarlar oluşmuş. En ufak bir göz hareketiyle bile ya da hafif bir tansiyon yüksekliğiyle bile bunlar patlayarak boşluğun tamamen kanla dolmasına neden olabiliyor. Fluoresan anjiyografiden bahsetmiştim. Retinanın yani gözün arkasının damar dolaşımı ile ilgili bize çok değerli bilgiler veriyordu. Bakın şurada yumak şeklinde damarlar oluşmuş. Yine burada yumak şeklinde damarlar, yeni damarlar, burada yeni damarlar.
şurada görünüyor. Oldukça iyi ve kötü bir göz bu açıkçası. Ben ise gözüm içine kanama olunca arka tarafta hiçbir detay seçemiyoruz. Gözüm içine bir perde geliyor, kanama perdesi geliyor. Fakat hiç arkada bir detay seçemiyoruz. Bunun adı vitre kanaması. Ayrıca retina ve vitre sırasında fibrovasküler doku oluşumu ve bu dokunun dönüşmesiyle retinal yırtıklar oluşabiliyor. Yani aloma ve vasküler damarlar sıkarlaşıyor, yani büzüşüyorlar. Skalar büzüşür, retinayı çeker, çekintiler yırtıklara yol açıyor. Bakın şurada yeni bir damar oluşmuş, daha sonra retinayı çekmiş. Bu da maalesef çok ileri bir şeker hastalığı durumunda. Tamamen burada bandlar oluşarak retinada yırtıklara neden olmuş. Şurada kocaman bir yırtık gözüküyor. Tedavi olarak neler yapmak gerekir? Yine sistemik faktörlerin tedavisi. Yani önce yapan nedeni hafifletmeye çalışmak çok önemli. Kan şeker düzeyinde, kan basıncını, lipidi, böbrek hastalığını, anemiyi vesaire bunları hep düşürmek gerekiyor. Daha sonra lazer tedavisi, göz içi ilaç uygulamaları ve vitrektomi cerrahisi gerekiyor. Amacımız bu düzeye gelmeden önce hastaları koruyabilmek. Şeker hastalığında en önemli şey komplikasyonlar, yani sorunlar ortaya çıkmadan yapan nedeni hafifletmek, azaltmak, yavaşlatmak. Hatırlarsanız konuşmanın başında da bahsetmiştim. Şekerin düşürülmesi gerçekten retinopati, yani göz arkasındaki kanamaların dolayısıyla körlüğün ortaya çıkışını hem geciktiriyor, hem yavaşlatıyor, hem de önlüyor. Yani korumak her zaman için tedavi etmekten çok daha kolay. Lazer tedavisinden bahsetmek istiyorum. Panretinal fotokoagülasyon, yine lazer. Oluşan yeni damarların görülmesini sağlıyor, kesin olarak gösterilmiş. Vitre evolüsü ve yeni neovasküler glokom riskini 2 yılda %50 ile 60 oranında azaltıyor. Lazer etki mekanizmasından bahsetmek istiyorum. İskemik retinayı, yani oksijene aç olan ve devamlı bu tür maddeleri salgılayan ve NGP dediğimiz maddeyi salgılayan retinayı cansız hale dönüştürerek salgılanan madde miktarını ortadan kaldırıyoruz. Ayrıyeten canlı retina miktarını azaltarak toplam retinanın oksijen ihtiyacını azaltıyoruz. Yani kaynakları daha verimli kullanmak için. Görmede etkisi %5-10 olan çevresel retinayı kapatarak ortada görmemizi sağlayan, %95'lik görmemizi sağlayan retinayı kurtarmak. Yani bir nevi feda etmek. Esas görmenin olduğu santral retinayı kurtarmak için çevresel retinayı feda etmek. Çok kısaca tarif edilmişsin. Yine burada bir özet olarak söyleyeyim. İskemik, oksijeni aç retina ve EGP salgılıyor. Ve EGP anormal kan damar oluşumuna neden oluyor. Lazer perifer retinayı kapatıyor. Yani lazer tedavisiyle çevresel retinayı kapatıyoruz. Daha az canlı retina, daha az EGP, anormal kan damarları geliyor. Daha az canlı perifer retina, ortadaki santral, yani görme insan %95'inden sorumlu olan retinaya daha fazla oksijen, yani kaynakların daha mantıklı kullanılması. Bakın burada bir lazer ışığı, çevresel, şurası görmenizi sağlayan maküler. Bunlar bakın anormal kan damarları oluşmuş. Orta kısmı koruyarak, şu ortadaki görme merkezini koruyarak çevresel retinayı lazerle kapatmak. Burada da lazer yapılmış bir retinada gördüğünüz gibi. Bakın bunlar siyahlar, hep lazer sıkarlar. Yani lazerin yapılmasından sonra burada oluşan izler. Orta kısmı korumak için, burası biliyorsunuz görmemizin %90'dan %95'inden sorumlu olan çevresel retinayı bir şekilde feda etmek. Ayrıca cerrahi uygulanabilir. İçine kanamalar varsa, gözün içine kanamalar varsa, gözün içine 3 tane delikten girerek, özel aletlerle girerek, bu kısımların temizlenmesi, işte traksiyon yapan, retinadaki yırtık yapan bantların temizlenmesi, vitre kanamaların temizlenmesi, bunlar vitrektomi ile uygulanabiliyor.
Şimdi yeniliklerden bahsetmek istiyorum. Az önce söylemiştim, bir suçlu var demiştim ve engelli. Hep benim damardan, oluşumdan sorumlu. Acaba bu yeni oluşan bu maddeye karşı bir takım ilaçlar kullanabilir miyiz? 10 sene önce bunlar hayaldi, hatta 5 sene önce. Ama artık gerçekten güzel ilaçlar var. Avastin, Altuzan, Lucentis gibi. Anti-LGF, yani bu maddenin etkilerini ortadan kaldırıyor. Bu LGF, maküler ödemde kan damarlarının sızdırmasıyla önemli bir rol oynuyor. Ayrıca ileri düzey retinopatide ise anormal kan damarlarının konuşumunda anahtar rol oynuyor. Bu tür ilaçlar, Altuzan gibi ilaçlar ve LGF maddesinin etkilerini ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla daha az ödem anormal kan damarlarının gerilemesi. Bazı hastaları bir triptomi ameliyatından bile kurtardığı gösterilmiş.